Evet, yazılım öğrenmek istediğinizi biliyoruz. Hatta belki de bunun için birçok şey yaptınız, ücretli eğitimler satın aldınız, ancak istediğiniz seviyeye bir türlü gelemediniz. Ya da devamını getiremediniz. Bunları biliyoruz. İşte bu yüzden bu videoyu çekiyoruz. Ancak bu videonun içerisinde duyacak olacaklarınız, şu ana kadar duymuş olduklarınız gibi böyle pohpohlayan, motive eden şeyler olmayacak. Cidden her şeyi olması gerektiği gibi en uygun şekilde konuşup tavsiyelerimizi elimizden geldiğince o şekilde vereceğiz. Dikkat edin, sizi bu video üzebilir de belki de çok düşündürebilir. Bunu bilerekten lütfen devam edin. Şimdi öncelikle şu şekilde başlamalıyız dostlarım. Yazılım neden öğrenmek istiyoruz? Yazılım öğrenmekteki amacınız ne? Bu amacı belirtmeden ya da belirlemeden bu yola çıkmak zaten direksiyonu düşün. Arabanın direksiyonunda bir şoförün olmaması gibi bir durum. Ya sağa çarpacağız ya sola çarpacağız ya da büyük kazalara sebebiyet vereceğiz. O yüzden ilk başta bir direksiyona oturun, direksiyonu bir siz tutun. Nereye gitmek istediğinizi, ne amaçla gitmek istediğinizi belirleyin. Yazılım öğrenmemdeki amaç web sitesi geliştirmek istiyorum. Kendi geçimimi web sitesi düzenleyerek elde etmek istiyorum mu dediniz. Tamam, bu bir olasılık. Bundan sonra ya ben web sitesi yazılımı geliştirmek istiyor isem ikinci adımın yolum ne? Hangi yoldan gitmeliyim? Bu yolu belirlememiz gerekiyor. Doğru mudur? Yolu nasıl belirleyeceğiz? Bu yolda nasıl gideceğiz? Bakın dostlarım, en büyük hata, ben de bunu çok yaşadım ve benim de yazılımcı dostlarımın yaşadığı hatalardan biri yanlış yolu seçmek. Yanlış kaynakları seçmek, yanlış şekilde çalışmak. Yazılıma nasıl çalışacağız ya da doğru kaynağı nasıl bulacağız? Şimdi dostlarım şu başınıza gelmiştir. Örnek veriyorum, bir dil düşünelim, HTML. HTML'i bir kanal çok iyi anlatıyor ve gidiyoruz biz oradan öğreniyoruz. Konu CSS'e geliyor. Ya bu kanal yeterli olmuyor, başka kanala gitmek zorundayız. HTML'e güvendik, şimdi CSS'e güveneceğimiz kanalı arayacağız. Bu bizim için büyük bir zaman kaybı. Gitti. Belki de o arada ben bütün hevesimi kaybedeceğim. Ne olacak şimdi? O yüzden öyle bir yer bulmamız lazım ki eğitim dilleri bir yerde kaliteli olacak. Bakın size çok güzel bir bilgi vermek istiyorum. Biz Merhaba Yazılım olarak zaten bu amaçla kurulduk. Şu an bizim kanalımıza YouTube'da aratırsanız Merhaba Yazılım olarak ve ardından videolarımıza girip ya da oynatma listelerimize basarsanız hemen bizim adımızın altında 11 farklı yazılım eğitimi veriyoruz. Ve hepsini en kaliteli şekilde oluşturuyoruz. İşi yapan eğitmenlerimiz zaten şu an hali hazırda anlatmış olduğu, eğitimini vermiş olduğu o dilde profesyonel olarak çalışmakta. Yani işin fırınındaki insanlar size dersi anlatıyor. Bizi bir film izlemek yerine, film gibi yani, dizi izlemek yerine sırtına yaslayıp kodu izleyerek zaten bir şey yapamayız. Biz maalesef bunu çok yapıyoruz. Biz zaten açın bizim bir videomuzu, açın kendi kod skriptinizi ya da hangi ideyi kullanıyorsanız programı. Oradan izleyin, yazılım programımıza eğitimlerinizi siz de yazarak takip edin. Ve bu şekilde yazılım öğrenin. Zaten biz bu şekilde yazılım eğitimi vermeye çalışıyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Zamanınızı en iyi şekilde kullanmanızı size sağlıyoruz. Çünkü yazılım öğrenmekte bunu biliyoruz ki doğru yol en büyük zaman tasarrufu yapar. Ben 2 ayda öğreneceğim bir konuyu 1 yılda öğrendiğimi biliyorum. Sebebi ne? Yanlış kişilerden yanlış eğitimleri aldım. İşte bu yüzden dostlarım, Merhaba Yazılım bir tavsiyedir. Bizi tercih edebilirsiniz ya da başka bir yer bulabiliyorsanız başka yerden de bir tercih yapıp eğitimlerinizi alabilirsiniz. Ama ikinci adımımız da doğru yer, doğru ortam ve doğru eğitmeni bulabilmektedir. Ve üçüncüsü de şudur, artık arabayı çalıştırın. Marşa basıp o arabayı çalıştırın ve gitmeye başlayın. Bakın bu 3 yolu yaptıktan sonra gerisi artık size kalmış bir durum. Nasıl size kalmış? Eğitim videosunu izledikten sonra ya da bir makale olur, e-book olur, öğrendiğiniz zaman denemeniz. Denemek zorundasınız. Ben kodu ezberlemiyorum. Cidden, çünkü ezberleyemem. Bir sürü kod var. Bir sürü kod var. Hepsi nereden bileyim ben ne işe yarayayım? Tabii ki de bakacağız ama mantığını öğrenelim. Yapmamız gerekeni öğrenelim. Algoritmik düşünmeyi kendimize aşılayalım. Bunları yapmak için dostlarım, mantığı öğrenmek için mantık öğreten yerleri bulalım. Burada yapmamız gereken bu söylediğim 3 yol ve istikrarlılık. Bunları yaptıktan sonra sizin cidden yazılım yapamama gibi bir durumunuz olacağını düşünmüyorum. Her zaman daha güzellerini, daha yararlarını öğrenmek için çalışacağız. Oldum derseniz ChatGPT'den kod alırsınız, yapıştırırsınız. Küçük bir hata olduğu zaman o hatayı çözmek sizin 10 gününüzü alır ama işin mantığını bilen biri için 1 dakikadır. İşte bu yüzden dostlarım, doğru kaynak, doğru çalışma, doğru metotla ilerlemeniz gerekiyor. Varsa sizin aklınıza takılan yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.